Şu an var ya 10 numarayım. Ha, kendi evimde gibiyim. Hı. Kral yazısı çıkıyor mu? Abi tamam. Bir şey söyleyeceğim. Yani karavan festivali gibi bir tek senin karavanda kral yazıyor. Ne ya diyeceksin? O şoför abinin tabii kendi krallığı ama yakışmış yani. Sefa kral güzel. Hoşuma gitti yani benim de. Ya bir çok hoş. Valla sen de abi herkes bir cezaya dönüşmüş bugün. Yani öyle hissettim. Ayağına sağlık. Nasılsın? 10 numarayım. Sen nasılsın? İyidir, sağ olasın. Bu milli takım marşıyla gireyim ben. Gir baba. Her giren girdi zaten. Sen de gir abi. Ya bir şey diyeyim abi. Tarkan'ın yaptığı marşla kıyaslıyorlar. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Abi yani herkes yapabilir bu. Hani şimdi öyle bir kısıtlama sınırlama yok. Herkese yapabilir. Hani böyle bir teklif geldi. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Kendi tarzım da bu olduğu için böyle bir şarkı ortaya çıktı. Tarkan'ın yaptığı şarkı mükemmel bir şarkı. Öyle bir iddiamız da hani işte ondan iyiyiz bundan iyiyiz. Öyle bir hiçbir şey iddia yok. Böyle bir şarkı yaptık, hazırladık. Elimden bu geldi, bunu yaptım. Kendi milletim için, devletim için hiçbir şey gözetmeden, hiçbir şey beklemeden. Elimden yani yapmayabilir, hani yapmamak daha mı iyiydi? Yani böyle yazanlar var. Yani bilmiyorum çok ya. Çok rahatsız hani, ediyor mu seni o eleştirme? Beni çok rahatsız etmiyor. Sonuçta herkesi mutlu etmek yani kolaydı yani. Kim burada hani herkesi mutlu edebilen birisi varsa onun yolundan gidelim yani. Ama herkesi mutlu etmek kolay değil. Kendi tarzımda bir şarkı yaptım. Beğenen var, beğenmeyen var. Teşekkür ederim yani. Twitter'a baktım az önce. Senin için Hacı Sefo yazmışlar. Hoşuna gidiyor mu yorumlar? Hacı Sefo? Evet, Umre'ye gittim. Umre'ye ya. Gittim evet, gittim. Ya Illuminati'ci diyorlar. Bir yerde Illuminati'ci diyorlar. Bir yerde Hacı diyorlar. Ama yani Allah şükür. Yeni müzikal çalışmalardan bahsedelim o zaman. Bahsedelim abi. Neler tabii. Yapıyoruz, neler yapacağız? Abi İmparator diye bir albüm yaptım. Evet. Ve turnesi var. Turnesi de var. İmparator diye. Güzel bir isim bulduk öyle. İmparator'un birinci partını yayınladım, 12 şarkı. İkinci parti elimde duruyor. Olaylar bir durulsun, şu ülkenin olayları bir durulsun, böyle bir kendimize gelelim. Onları da yavaş yavaş piyasaya sunacağım. Tabii o sırada da turnemizi yapacağız. 14 şehir şu anda. İlk 4 Temmuz Harbiye'de bekliyorum sizleri. Açılış olacak herhalde. Evet, Harbiye'de bir açılış yapacağız. Ondan sonra başlıyoruz. İzmir, Marmaris, Bodrum devam ediyor Kahramanmaraş'a kadar. Peki bütün bunları yaparken şarjı bitti. Kimden o? Seviyorum. Abi nasılsın? Ya ne güzelsin. Çok terliyim. Nasıl yıldı? Ama bak müthiş. Güzel değil miydi? Ya bir şey söyleyeceğim. Ben... O kadar iyi bir izleyici var ki. Onu çıkıp sana benlikle mi seçtin? Mi? Kral yazdırmışsın. Evet, kral. Kral abi yapacak bir şey yok. Krala kral gibi bir muamele yapacaksın. Sağ ol, eyvallah. Sağ ol. Seni seviyoruz. Teşekkür bekliyoruz. Ederim. Görüşürüz. Abi, geliyoruz. Eyvallah. Aslan oradayız abi. Son soru o zaman, çok fazla yormayayım seni. Bütün bunları yaparken aşka zaman ayırabiliyor musun? Ayıramıyorum abi. Vallahi ayıramıyorum çünkü... Ona da bir zaman ayırmak gerekiyor, onunla bir ilgilenmek gerekiyor. O da özel olsun istiyorsun. Tabii işin gücün yanında hani bir yeri bir yerde seçmek gerekiyor. 26 yaşındayım, hani acelesi yok. 30-35'e kadar yolu var. Peki, Sefo'nun kalbine giden yol nereden geçer? Midesinden abi. Vallahi yapma şeyi. Vallahi ya, açsan sen değilsin diye. Yani. Yerim ya ben. Senin kalbine girecek olan kadının seni doyurması gerekiyor, doğru mu? Doyurması yani, doyurmak her anlamda yani. Duyduğun cümlelerle olabilir bu, hani yediğin yemek de olabilir. Yani genel olarak seni yani maddi manevi... doyurması. Peki son soru yapayım o zaman. Bu rapteki bitmek tükenmek bilmem bir kavga hali var. Olayı bu ama. Yani, onun olayı bu yani. Bunun doğası bu. Hani o savaş, gürültü. Yani bitmemeli mi bu savaş? Bitmeli de bitmemeli. Yani yani aslında güzel yani, heyecan katıyor hani, hiç kimse birbirine bir şey demediği zaman böyle insanlar da bir şey bekliyor. Hani öyle bir olay oluyor, aa ona buna demiş falan. Sadece rap değil bu arada, bence pop müzikte daha çok var. Hani bunu şarkılarda dile getirmiyorlar sadece ama kendi aralarındaki husumet yani her insan ilişkisinde olduğu gibi dünyanın çeşitli bölgelerinde, çeşitli mesleklerinde müzikte de var. Rap müzikte bu biraz daha işte dile getirilebilen, alelen yazılabilen, alelen paylaşılabilen bir şey olduğu için daha çok öne çıkıyor. O yüzden öyle bir rapte bir savaş konusu mevcut tabii. Peki, seni çok zorlamıyorum. Çok mükemmel bir insansın. Sağ olasın. Sen de öyle. Teşekkürler. Ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Teşekkürler. Eyvallah. Sağ ol.